Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere faydasını saymakla bitiremeyeceğim zeytinyağlı enginar tarifim var. Daha önce denemediyseniz bir defa da olsa deneyin derim. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 3 adet enginar, 1 çay bardağı bezelye, 1 çay bardağı bakla, 6-7 adet arpacık soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet küp şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limon, yarım portakal, 2 yemek kaşığı un, tuz ve 1 su bardağı su kullanacağız. Enginarlarımızı bol suyla yıkadıktan sonra su dolu bir kabın içerisine alalım. Daha sonra limonla güzelce ovalım. Başka bir kabın içerisine un alalım. Üzerine su ekleyip çırpalım. Hazırladığımız suyun içerisine enginarlarımızı alıp üzerine bir tabak bırakalım. Bu sayede enginarlarımızın rengi berrak olacaktır. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İçerisinde kullanacağımız garnitürleri hazırlamaya başlayalım. Baklanın dış kabuğunu bu şekilde alıp temizleyelim. Daha sonra havucu ve patatesi küp küp doğrayalım. Tencereyi ocağa alalım. Yağı ekledikten sonra soğanları alıp birkaç dakika kavuralım. Arpacık soğanınız yoksa bir adet küçük boy soğanı yemeklik doğrayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Birkaç dakika sonra patates, havuç, bakla ve bezelyeyi ekleyip kavurmaya devam edelim. Ben garnitürümü kendim hazırladığım için hafif diriliğini kaybedene kadar kavurdum. Eğer hazır garnitür kullanacaksanız kavurmanıza gerek olmayacaktır. Yaklaşık olarak 5-6 dakika kavurduktan sonra tuz, 1 adet küp şeker ve enginarları tencereye alalım. Portakal suyu, limon suyu ve 1 su bardağı suyu da ilave ettikten sonra yüksek ateşte pişirmeye başlayalım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım. Enginarları ters çevirip pişirmeye devam edelim. Eğer bu şekilde kürdanla kontrol ettiğinizde kolaylıkla batırabiliyorsanız enginarlarınız pişmiş demektir. Ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Şimdi servise geçebiliriz. Zeytinyağlı yemekler soğudukça ve dinlendikçe daha da lezzetli olacağından tüketeceğiniz vakitten daha önce yapıp dinlendirmenizi tavsiye ederim. Son olarak üzerine biraz zeytinyağı gezdirip dereotu serpelim. Siz enginarın son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda ediyorum. Bugün de sizlerle beraber zeytinyağlı enginar hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.